Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Daima iz bırakıyoruz. Bu Türk usulü bir başarı gibi oldu adeta. Bizim bize özgü başarılarımız var. İçinde bireysel performans oluyor, içinde destansı anlar oluyor, mucizevi anlar oluyor ve genelde yağmur yağıyor. Yani yağmur da eşlik ediyor. Özkan da söylüyor yağmuru severiz diyor. İnanılmaz bir şey ya bu bütün başarılarımızda neredeyse yağmurun yağdığını, bütün başarılarımızda bize özgü dokunuşların olduğu, çok başka bir iklimimiz var, çok başka bir futbol dünyamız var. Bize de özgü bir stil bu. Türkiye'nin katıldığı turnuvaların hemen hepsinde bu izi görmek artık bence tesadüfi bir şey değil. Bizim çünkü kaosumuzla da, eleştirilerimizle de, anlık yaşamamızla da çoğu insana göre sistemsizlik gibi kabul edilen ama Montella'nın bir şey başarmak için ısrarla denediği ve sonunda Üçlü e, defansla başarıya ulaştı. Taktiksel de bir farklılığımız ve e, çok kendine özgü bir stil bu. Yani Türkiye'ye özgü bir başarı modeli. Diğer başarılarda mesela hatırlıyoruz birçok ülke başarılı oldu Avrupa Şampiyonları'nda. Hı hı. Ama biz hepsinde iz bırakıyoruz. Bu açıdan çok kıymetli. E, ve işte bu tarz ikonik Arda'nın denediği gibi o kadar ikonik an var ki bunu Türk olduğumuz için mi böyle düşünüyoruz bilmiyorum ama e, gittiğimiz her yere iz bırakan... Ve gittiği yeri güzelleştiren bir milletiz oyunumuz da öyle. Almanya, Olumlu tarafları da var. Oldu. Evet, olumsuz tarafları da var. Onları da konuşuruz ama bugün gerçekten gurur duyma. Bugün gerçekten bunu yıllarca anlatmak için sebeplerimiz var. Altını doldurabiliriz, gerekçelerimiz var. E, zor bir maçtı, kolay değildi. Çok baskı yedik. Zaten oyuncuların kendini yere bıraktığı an aslında vücut olarak da son damlasına kadar savaşıldığı andır hepsi kendine yere bıraktı. Arda'nın maç içerisinde bir, bir tane andır. pozisyonu vardı kendi. Birazcık da dinleniyor demiştik tabii. Tam tabii bıraktığı yani bunlar andır. gerekiyor çünkü, tabii çok. Tabii çok yoğun baskı yedik ama altından kalktık. Şimdi Hollanda maçını düşüneceğiz, onu konuşacağız. Bugün pozisyonları da değerlendireceğiz evet, ama böyle oldumda. bir giriş yapalım dedik. İnanılmaz bir maçtı. Hepsinin anından öpüyoruz. Şöyle aslında biraz sen de söyledin Evren. E, turnuvada biz yorum yaparken dahi e, tahmin edilemez bir takım olduğumuzu da söylüyorduk evet. ve bunu avantaja çevirecek miyiz acaba diyorduk Tabii. Avusturya karşısında da. E, şöyle bir soru gelmişti Montelli'ye. Bence güzel bir soru. Siz e, hem takım ruhu diyoruz, duygular diyoruz ama ne kadarı taktik, ne kadarı duyguydu şeklinde. Siz nasıl okuyorsunuz bu karşılaşmayı? Harmanlamak durumundayız biz. Çünkü Türk mil takım böyle bir takım. Hatta bir dönem duygularımız e, mantığımızın ve futbol gerçekliğinin önüne de geçmişti. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe istedi Galatasaray devreye girdi. Geçen sezon Zaha, Tete, Fred ve Şımanski için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Mişi Batşuay'ı için karşı karşıya geldi. Sabahın haberine göre Fransız golcünün savaşından galip çıkan Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi. Orta sahada Toreyra'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Samarzic'e onay çıktı. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon euronun üzerinde değer biçiliyor. Bon servisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek 13 gol 8 asiste imzasını koydu. 8 numara dışında 10 numara olarak da oynayabilen Samarzic, Euro 24'te Sırbistan için ter döktü. Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray hareketli günler geçiriyor. Sarı Kırmızılılarda transfer teklifleri gelen isimlerin başında Milli Yıldız Kerem Aktürkoğlu geliyor. 3 yıldır üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem'in adı son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile anılmıştı. 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia ise İspanyol basınından geldi. İspanyol basınından Asın haberine göre Real Sociedad Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için ilk teklifini sundu. Cimbom'a 13 milyon Euro'luk peşin teklif sunan La Liga ekibinin bu teklifi karşılık bulmadı. Sociedad'ın Galatasaray'a yeni bir teklif sunmak için hazırlandığı ve görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı. Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon 54 maça çıkarken 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da ayrılık Nicolo Zaniolo Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta ile Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için anlaşmaya vardı. Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine katılacak olan Yıldız oyuncu için Galatasaray 3 milyon euro kiralama bedeli alacak. 17 milyon euroluk opsiyon Zaniolo'nun Atalanta'da maçların %60'ında oynaması halinde devreye girecek. Ayrıca 2,5 milyon euro da performans bonusu yer alacak. Yıldız oyuncu İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetmişti. Galatasaray için bir transferden fazlası, Mishi Batshuayi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray tarafından transfer edilen Mishi Batshuayi, kısa sürede sarı-kırmızılı camiada benimsendi. Batshuayi'nin hem Fenerbahçe dönemindeki performansı hem de geldiğinden bu yana gösterdiği tavır taraftarlardan tam not aldı. Özellikle geniş kadroda teknik direktör Okan Buruk tarafından istenen Belçikalı yıldız Fenerbahçe formasıyla 2 senede 75 maçta 44 gol atıp 5 asist yaptı. Aynı zamanda psikolojik anlamda da ezeli rakibinin en önemli isimlerinden birinin transfer edilmesi de dikkatlerden kaçmadı daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de oynaması sayesinde ligi çok iyi tanıyan, derbilerde öne çıkan, Avrupa kupalarında forma giyen Batshuayi, teknik ekip ve taraftarları şimdiden umutlandırdı. Galatasaray resmi teklif yaptı, Guela Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmak üzere. Haluk Yürekli'nin haberine göre sarı kırmızılı takım Guelado'ya için Fransız ekibi Rene resmi teklif yaptı. Habere göre Galatasaray'ın fildişi sahili oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etiği ifade edildi. 21 yaşındaki genç Sabek için temaslarını hızlandıran sarı kırmızılı takımın her an resmi bir açıklama yapabileceği aktarıldı. Okan Buruğ'un da olumlu rapor verdiği oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Renault yapısında yetişen 21 yaşındaki Saabek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesi yenilendi. Üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. İç transfer harekatına devam eden sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi. Yapılan açıklamada profesyonel futbolcumuz Mertens'in sözleşmesi gelecek sezon için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.9 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir.